eski yengesi Nuray konuştu. Nuray Hanım, Okan Bey'le ne zaman evlenmiştiniz? 2006. 7 yıl sonra nasıl boşandınız? Neden boşandınız? Anlaşamıyorduk artık. Huzursuzluklar vardı. Tek celsede bitti. Kaan Bey o zamanlar kaç yaşındaydı? Onunla aranız nasıldı? 20 yaşlarında falandı işte. İyiydi yani. Abla kardeş gibiydik. Kaan Bey 2013 yılında bir cinayet işledi. Bu cinayetin haberini aldınız mı siz? Aldım yani. Bir tanıdığım vasıtasıyla aldım. Nasıl öğrendiniz? Arkadaşım sayesinde öğrendim. Neden vurmuş diye konuşuldu. Haraç mevzusu geçti. Kaan Bey yıllarca cezaevindeydi. Yıllar sonra Nisan ayında da koronadan dolayı izinli bir şekilde cezaevinden ayrıldı. Sonra siz nasıl görüşmeye başladınız? Yoksa cezaevindeyken de görüşüyor muydunuz boşandıktan sonra? Cezaevindeyken görüşmedik. İzinli çıktıktan sonra işte sosyal medyada denk geldim. O şekilde konuşmaya başladım. Nasılsın falan dedim. İyiyim dedi. Geçmiş olsun dedim. Bitti mi dedim. Yok dedi, izinli çıktım dedi. Peki bu konuşma daha sonrasında ne duruma geldi? Samimi bir arkadaş nasıl olur öyle. Hep samimiydik yani, eskiden de samimiydik. Eskiden de bana her şeyini anlatırdı. Gelirdi evimize, dertleşirdik, ederdik. Size gelir kalır mıydı? Yani ara ara. Nerede görüşürdünüz daha çok? Evde falan görüşürdük. Dışarıda durması onun için sakıncalıydı çünkü. Neden sakıncalıydı? Karşı taraftan dolayı sakıncalıydı onun. Bana içeriye girmeden bazı şeyleri kısmen anlatırdı dediniz. Neleri anlatırdı? Karşı tarafla ilgili olan şeyleri söylerdi yani. Denk gelirse alırlar falan bunu söylüyordu yani. Çekiniyordu. Sonuçta bir çocuğu vardı yani. Ne yapabilirlerdi onun gözünde? Öldürebilirlerdi. Öyle yaptıklarını düşünüyoruz yani. Hal hareket tavırları nasıldı? Tedirginliği vardı ama pek belli etmiyordu yani, ama tedirgindi. Nerelerde daha çok dolaşmayı tercih ediyordu mesela? Bahçeleri falan olduğu yer var ya. Ben Kaan'la ilk konuştuğumda zaten sabahtan akşama kadar buradayım diyordu. Sonradan işte arkadaşın bu çiftlik yerlerine falan gidiyordu, at binmeye falan. Gün içinde neler yaptığını anlatırdı yani. Şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum derdi ama gerçekten oraya mı gidiyordu bilmiyorum. Çünkü kaybolduğu gün bile bana evdeyim demişti. Size Sebahattin Bey'den, Necati Bey'den bahsetmiş miydi hiç? Sebahattin'den bahseder yani, öyle kötü bahsetmezdi ama Sebahattin'liyim falan derdi yani. Devamlı görüşürdü onunla. Kaybolduğu gün telefon kayıtlarını ve bazı sinyallerini inceledik. Bu incelemelerde de en çok sizinle görüşme yaptığını fark ettik. O gün ne konuştunuz? Saat kaçtan kaça konuştunuz? Ya onunla konuşmamız ne yapıyor, nasılsın, neredesin falan yani, bu tür öyle uzun uzun bir konuşmamız olmuyordu. O gün siz neredeydiniz Kaan Bey kaybolduğunda? Evdeydim. Kaan Bey neredeydi? Size ne söylemiş? O da bana evdeyim dedi ama evde değilmiş. Sesli olarak akşam 8'i 11 geçe konuştuk işte, ne yapıyor, neredesin falan, ne yapıyor, nasıl falan diye. İyiyim dedi, fazla konuşamadık zaten, abim arıyor dedi, kapatacağım dedi, seni sonra ararım dedi. Ertesi gün sabah 9.30'a kadar aramadım yani. Ertesi sabah 9.30 gibi aradım, baktım telefonu kapalı. Bütün gün aradım, telefonu kapalıydı. Siz bu konuşmayı yaptığınız sırada Kaan Bey de Sebahattin ve Berkay Bey ile birlikte arabadaymış ve şöyle söylemiş Berkay Bey'e: beni karşı yakaya götür, sevgilime götür. Kaan o şekil buraya gelmezdi. Ayağında çizmeler, üzerinde poşuyla falan buraya gelmezdi. Giderdi evine, üzerini değişir, o şekil gelirdi. Sizin dışınızda o gün Okan Bey'le de çok telefonda konuştu. Okan'la devamlı konuşuyordu. Çünkü Okan merak ediyordu onu. Hasımları var diye merak ediyordu. Okan Bey sizin bu yakınlaşmanızı biliyor muydu? Hayır. Ne zaman öğrendi? Kaan kaybolduktan sonra. Siz nasıl öğrendiniz Okan Bey'in öğrendiğini? Karakoldan öğrendim. Sonra ne yaptınız telefon kapalı olunca, ulaşamayınca? Arkadaşına yazdım işte, nerede falan diye. Bilmiyorum dedi. Hangi arkadaşı? Seçkine. Siz ne düşündünüz Kaan Bey kayıp olunca, ulaşılamayınca? Başka bir yere gitmiş olduğunu düşündüm ilk bir iki gün. Sonradan telefon devamlı kapalı olunca ben de bu sefer iyice tedirgin olmaya başladım. Çünkü Kaan o kadar süre telefonunu kapatmaz. Neden kapatmaz? Hiç kimseyi aramasa bile oğlu var. Oğluna çok düşkün. Oğlunu arardı. Husumetli olan kişiler zarar vermiş olabilir. Kaan Bey...